erkek 3 talakla boşadığı zaman sen Allah katında nikahın düştüğünde resmi nikahın yani Allah katında bir değeri yok. O devlet indiğinde resmi bir kanun bunlar falancacı filancacı karı kocalar resmiyette. Ama resmi nikah seni Allah indinde helal kılıyor. O gitti mi gitti. Şimdi bir tane adam İmam-ı Azam Efendimizin döneminde hanımıyla beraber tabii tartışıyorlar. Kavga ediyor sürekli konuşmalarında hanımıyla böyle konuşuyor, muhabbet ediyor. En son kavga edince bir anda hanımıyla beraber hanımına diyor ki o laf söylüyor, bu laf söylüyor. Bu sefer hanımı susuyor. Adam konuşuyor, hanımı susuyor. Adam konuşuyor, çıldırıyor bu sefer. Ya diyor ki cevap ver bana. Mutlaka yaşamışızdır. Bazen tartışıyor eşler. İki taraf konuşurken sürekli bir anda susuyor bir taraf, öbürü çıldırıyor. Bana cevap ver diyor. Konuş. Kadın da susunca cevap vermeyince adam diyor ki sabah namazına kadar eğer konuşmazsan seni üç talakla boşadım. Sabah namazı vaktine kadar eğer konuşmazsan seni üç talakla boşadım diyor. Tabii kadında fırsatı bulmuş. Arası da iyi değil. Sürekli aralarında bir kavga var, bir tar tartışma var, bir gürültü var. En son şeytan diyor ki yani vesveseyi de vermiş adam ağzından bir defa söz çıktı sabah namazı vaktine kadar eğer konuşmazsan seni üç talakla boşar. Adam gidiyor geliyor yapma hanım, etme hanım, konuş hanım, söyle hanım. İşte bak nikahımız gidecek, bak boşanacağız. Kadın zaten eşinden problemli, sıkıntılı. Bırakmayacağım diyor. Bırakmayacağım. Ben kadın konuşmuyor, inat etmiş. Adam gidiyor geliyor, hanım konuşmuyor. Sabah namazının vakti girse nikah düşecek. Üç talak çünkü adam talak vermiş. Hemen geliyor İmam Azam Efendimizin kapısına gece vakti. Kapıyı çalıyor diyor ki efendim diyor ben bir hata yaptım. Hanım bu sözü söyledim diyor. Ne yapacağım ben şimdi? Dedim ki sabah namazı ezanına kadar konuşmazsan seni üç talakla boşuyorum. Şimdi İmam Azam Efendimiz devrin en büyük ulemalarından yani. Akıl üst seviyede kullanıyor. Ne dedi İmam Azam? Dedi ki ona bak nasıl bir akıl kardeşlerim ya Kimin aklına gelir bu? Şimdi adam karı koca kavga ediyorlar. Yana yana insan arıyorlar aramızı düzelsin diye. Kimse yanaşmıyor. İmam-ı Azam Efendimiz'in gecenin bir vaktinde bir aile kurtarıyor. Ne büyük nimet. Çıktı İmam-ı Azam Efendimiz dedi ki ona sen dedi evine git bana bıraktı. dedi. Efendim dedi ne yapacağız sen dedi evine git. Adam çıktı gitti evine. İmam-ı Azam Efendimiz çıktı camiye geldi hemen. Yani. Camiye geldi çıktı minareye. Hani demişti ya ezan okunana kadar eğer konuşmazsan seni boşuyor. Daha vakit girmemişken İmam-ı Azam Efendimiz ezan okumaya başladı. Çünkü adam ezan için demişti. Ezan okunana kadar konuşmazsan seni boşuyorum dedi ya üç talakla. İmam-ı Azam Efendimiz ezan okumaya başladı. Kadın bir anda başladı konuşmaya. O oh dedi nikahımız düştü ben artık senin karın değilim. Evden çıkıp gidiyorum. Adam dedi ki dur dedi nereye gidiyorsun sen? Dedi ezan okundu sen beni boşadın. Adam dedi ki daha dedi ezan vakti gelmedi dedi. Vakit girmedi. Bak nasıl hayat kurtarıyor, nasıl aile kurtarıyor İmam-ı Azam Efendimiz. Yani böyle tehlikelere girmemek lazım. Bugün i̇mam Azam yok. Sen hanımına desen ki sabah namazına işte kadar ezana kadar konuşmazsan seni boşayacağım. Hadi git de bir i̇mam Azam bul da senin yuvanı kurtarsın. Öyle bir zamanda ise kimsenin umurunda değil. Boşanıyor musun? Yuvan mı yıkılıyor adam? Bana ne diyor kardeşim? Bana dokunmayan bir yılan bin yaşasın. Umurunda değil. Onun için kardeşlerim yani nişah üzerine yemin etmekten uzak durmamız lazım bütün evli olan kardeşlerimiz bu konuya bilhassa hassasiyet göstermesi lazım. Kardeşim Allah boşanmayı helal kılmıştır evet. Ama çok ağır bir durum olmadığı müddetçe nikah konularını gündeme getirme. Seni boşarım, seni terk ederim.